PDF dokümanları taşınabilir dokümanlardır. Bu nedenle birden fazla farklı kişi arasında paylaşıldıklarında zaman zaman içlerine yorum eklemek ve eklenen bu yorumların karşılıklı olarak dönüştürülmesi ve değiştirilmesi söz konusu olabilir. Acrobat içerisinde oldukça kuvvetli bir yorumlama özelliği bulunmaktadır. Yorumlama özelliğini kullanabilmek için araç çubukları üzerinde sağ butona tıklayıp Comment and Markup araç çubuğunu açıp bu araç çubuğunu sürükleyerek yukarıdaki çalışmalarına yapıştırmalısınız. Bu alandaki her bir yorumlama aracının ayrı bir özelliği bulunmaktadır. Bu araçlar farklı alanlarda farklı maksatlar için kullanılır. PDF dokümanlarına ekleyebileceğimiz ilk not, sticky not yani yapışkan not. Bu gündelik olarak kullandığımız kağıt notlara çok benzeyen bir not. Bunu eklemek için sticky not seçeneğini seçtikten sonra notu eklemek istediğim alana bir kere tıklamam. Yeni bir yapışkan not oluşturmam için yeterli olacaktır. Notun içerisine eklemek istediğiniz notu yazarak herhangi bir boşluğa tıklayarak notun kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Not özelliklerini notun sağ tarafında bulunan options bölümünden property seçeneğini seçerek düzeltebiliriz. Örneğin bu yapışkan notun görünümünün bir yorum görüntüsüne değil de bir daire görüntüsünde check mark çarpı soru işareti ve benzeri farklı görünümlerde olmasını sağlayabilirsiniz. General bölümünden bu yazan kişinin adının kim olduğunu ve konusunun ne olduğunu ayarlayabilirsiniz. Ve aynı şekilde bu notun daha önceden kimler tarafından e, ee, ön izlendiğini, görüntülendiğini ve review edildiğini görebilirsiniz. Az önce değiştirmiş olduğumuz özellikleri daha kolay müdahale edebilmek için araç çubuğu üzerinde sağ durumu sağ butona tıklayarak Properties barı açıyoruz. Bu pencere sayesinde bunu da alanınıza yapıştırabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz öğelerin özelliklerini kolaylıkla değiştirebileceğiniz kısa yol butonlarına ulaşabilirsiniz. Bir başka yorum aracı ise Callout Tool'dur. Callout Tool'a tıklayıp istediğiniz herhangi bir noktaya ...bir ek yorum ekleyebilirsiniz. Daha sonra... ...bu yorum aracını... ...dilediğiniz gibi düzenleyerek... ...yerini değiştirerek... ...ya da özelliklerini değiştirerek... ...güncelleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra... ...çeşitli e, çizim öğeleriyle de... ...yorumlarınızın içine... ...bazı özellikler ekleyebilirsiniz. Örneğin bulut çizim aracıyla ben... ...bir bulut çizip... bu bulutun içine çeşitli alanları dahil edip bu alanı görsel olarak yorum alanı olarak belirleyebilir ya da işaretleyebilirim. Benzer çizim araçlarıyla çeşitli alanları çizerek daha belirgin ya da daha önemli hale getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz bu çizimi klavyeden delete tuşuna basarak kolaylıkla silebilirsiniz. Bir başka yorum aracı ise aslında daha çok düzenlemeler yaparken bu düzenlemelerin takip edilmesini sağlayan tek set aracıdır. Tek set aracına tıkladığınızda tek set aracını anlatan bir pencere karşınıza çıkacaktır. Yeni bir metin eklemek için tek set aracıyla eklemek istediğiniz yere tıklamanız, silmek istediğiniz metin için metni silip klavyenizden backspace ya da delete tuşuna basmanız, bu metni değiştirmeniz değiştirmenizi istediğiniz zaman ise işaretleyip yeni metni yazmanız yeterli olacaktır. Örneğin ben ve yazını işaretliyorum tek set aracı varken ve yerine end işareti koyuyorum. Böylelikle bununla ilgili not karşıma çıkmış oluyor. Aynı şekilde bu alan içerisinde bu iki kelime arasında mesela bir boşluk daha bırakmak istersem buraya bir boşluk koyup bunun da yine bir yorum olarak karşıma çıkmasını sağlayabilirim. Silmek istediğim herhangi bir metni işaretleyip delete tuşuna bastığım zaman ise bu sefer bu tek set aracı bana bu metnin benim tarafımdan bir yorum olarak silindiğini gösteriyor. Yorum paneli içerisinde bir başka kullanabileceğimiz araç ise damga aracıdır. Damga aracı daha önceden hazır olan çeşitli damgalar içermektedir. Bunlar bir imza alanını belirlemek için kullandığımız e, damgalar olabilir. Dinamik, içindeki tarihi ve zamanı değişebilen damgalar olabilir standart iş akışı damgaları olabilir. Ya da kendiniz, kendinize özgü bir damgayı seçerek kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Herhangi bir PDF dokümanı içerisindeki yorumları başka iş arkadaşlarınızla ya da iş ortaklarınızla paylaştığınızda her seferinde PDF dokümanını göndermek zorunda değilsiniz. Çünkü PDF dokümanları içindeki varlıklara göre oldukça büyük ve ağır olabilirler. Bu durumda yapmamız gereken comments menüsünden export comments to data file seçeneğini seçerek bu dokümanın içindeki yorumların bir fdf dosyası olarak dışarı aktarılmasını sağlamaktır. Daha sonra bu yorumu e-posta ya da başka bir metotla karşıdaki kullanıcıya gönderdikten sonra o kullanıcı da bu yorumu comment menüsü altından import comment seçeneğini seçerek dokümanın içine aktarabilir ve bu yorumları dökümanın içinde kolaylıkla görebilir. Bir doküman içinde yapılmış olan tüm yorumlar ve bu yorumlarla ilgili ek yorumlar comment paneli altından bulunabilir. Bu paneli açmak için PDF dokümanının sol altında bulunan comment butonuna basmanız yeterli olacaktır. Açılan bu pencere içerisinde yapılan yorumlar zaman zaman kapatılmış olarak gözükebilir. Bu durumda bu yorumların soldaki artı işaretine basarak yorumların özelliklerini açabilirsiniz. Bu alan içerisinde yapılmış tüm yorumlar ve bu yorumlara yapılmış alt yorumları yine görebilir ve bu yorumlara tıklayarak yorumların olduğu ilgili alanlara kolaylıkla gidebilirsiniz. Yorumların durumlarını ayarlayabilir. Kabul edildi, iptal edildi, tamamlandı ya da reddedildi gibi. Kenarlarına bir check mark ekleyebilir. Show bölümünden yorumları çeşitli kriterlere göre görüntüleyip görüntülenmelerini kapatabilir. Sort by bölümünden belli kriterlere göre bunları sıralayabilir ve search bölümünden bu yorumlar içinde arama yapabilirsiniz. Özellikle çok fazla kullanıcının e, dahil olduğu yorumlarda bu e, search paneli ve show paneli oldukça yararlı olacaktır. Sadece yorumların çıktısını almak için print comments bölümünden bu yorumların cevabını e, çıksın olabilir. Ya da yapılmış olan herhangi bir yoruma reply butonuna basarak cevap yazabilir ve böylelikle kullanıcılar arasında yorumlarla ilgili karşılıklı e, mesajlaşma ve karşılıklı olarak yorumların e, takibi de kolaylıkla yapılır. Bir PDF dokümanın en büyük özelliği kolaylıkla güvenlik altına alınabiliyor olmasıdır. Bir PDF dokümanını güvenlik altına almak için araçlar çubuğundaki secure menü grubu altından Show security properties seçerek buradaki ilgili güvenlik metodunu uygulayabilirsiniz. Uygulayabileceğiniz bir birinci e, güvenlik metodumuz password security'dir. Password security'de dokümanınıza bir şifre verebilir. Dokümanın tüm içeriklerini meta datası dahil olmak üzere isterseniz enkripte edebilirsiniz. Dokümanı açmak için bir şifre isteyebilir ve dokümanın yazdırılmasını ve düzenlenmesini e, engellemek için de yine bir şifre isteyebilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde dokümanın yazdırılmasına izin vermeyebilir, düşük çözünürlükte yazdırılmasına izin verebilir ya da yüksek çözünürlükte yazdırılmasına izin verebilirsiniz. Düzenleme yapılmasına buradaki seçilen seçenekler çerçevesinde izin verebilir ya da vermeyebilirsiniz. Aynı şekilde içeriklerin kopyalanmasını, metinlerin ve içeriklerin kopyalanmasını engelleyebilir ya da bu engeli buradan kaldırabilirsiniz. Bu doküman içerisindeki içeriklerin e, görme özürlerin kullandığı ekran okuyucu programlar tarafından okunup okunmaması ayarlarında yine buradaki güvenlik ayarlarından yapabilirsiniz. Dokümanımıza bir şifre güvenliği verelim. Açmak için bir şifre ve yazdırılması için de yine bir şifre belirleyelim. OK butonuna basıyorum. Tabii ki ikisinin aynı olmayacağını söyledi. Bunu dikkat etmemiz lazım. Her iki şifre de aynı olamaz. OK butonuna bastık. Dokümanı açma şifremizi bir daha girmemizi istiyor. Aynı şekilde kopyalama ve yazdırma için aynı özelliklerin girilmesini istiyor. OK butonuna basıyorum. Güvenlik özelliklerini tam olarak uygulayabilmek için PDF'i son hale kaydetmemiz gerekiyor. Fakat ondan önce bu PDF'i güvenlik özelliği uygulandığı ile ilgili sol tarafta bir kilit ikonu görüyorsunuz. Bu kilit ikonuna baktığınız zaman, bastığınız zaman bu e, dokümanla ilgili nelere izin verildiğini ya da nelere izin verilmediğini kolaylıkla görebilirsiniz. Change Settings butonundan isterseniz bu dokümanın e, şifresini ve diğer engellemelerini ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bu dokümanı son haliyle kaydedeceğim. Dokuzuncu ders bitmiş dosya olarak kaydediyorum ve kapatıyorum. Şimdi dokuzuncu dersin içindeki bitmiş dosyaların içinden güvenli .pdf açıyorum. Bize dokümanı açmak için bir şifre istedi bizden. Şifreyi girdik ve dokümanın güvenlik özelliklerine baktığımız zaman yazdırma ve diğer düzenleme özellikleri için olan şifreye henüz girmediğimiz için dökümanın bu özelliklerinin izin verilir şekilde olmadığını görüyoruz. Pekala aynı dökümanı kapatıyorum. Ve aynı dökümanı bir daha açıyorum. Bu sefer Evet. Dökümanı Kopyalamak ve yazdırmak için gerekli olan şifreyi giriyorum. Bu durumda ise gördüğünüz gibi dokümanın güvenlik özelliklerinden tüm alanların bana izin verilerek açıldığını görüyorum. Bunun yanı sıra Password Security dışında Certificate Security yani sertifika ile bu güvenlik altına alabilirsiniz bu dokümanı. Bu durumda bir dijital sertifikaya dijital sertifika ihtiyacınız olacak. Bunun yanı sıra daha gelişmiş güvenlik özellikler için bu dokümanı Adobe Lifecycle Rights Management Server'a bağlayarak Dökümanın her açıldığında bu sunucuyu aramasını ve bu sunucudan onay almadan ve girilen bilgileri onaylatmadan dokümanı açmamasını da sağlayabilirsiniz. Ancak bu diğer iki ayar için ek e, sertifikaya ve Life Cycle e, Rights Management sunucusuna ihtiyacınız bulunmaktadır.